Yanmo, insanların kurduğu bütün ülkelerde seyahat ederken insanların her bir yanda onun görevini onsuz icra ettiklerini biliyordu. Bu kadar çok insanın bu kadar çok marifetli makine kullanması, bu kadar çok marifetli bahaneler uydurması ve birbirlerine dünyadan apar topar atmak için bu kadar marifetli metotlar bulması yılana çok garip geldi. Zaten hepsi bir şekilde hayatını bırakıp gidecekti. Uçurtma uçurmalılar diye düşündü. Kedilerle oynamalı, dondurma yemeli, ekmek pişirmeli, birbirleriyle dans etmeli, şarkılar söylemeli ve birbirleriyle evlenmeli. Ve belki de anlayışlı, akıllı çocuklar yapmalı. Ya da dünyada hiç kimseleri olmayan, öksüz ve yetim olan çocukları evlat edinmeliler. Ancak yılan insanları kendi iradeleri dışında değiştiremeyeceğini biliyordu. İnsanlar değişmeyi ancak kendileri seçmeliydi. Bu yüzden de onları kendi kurdukları düzenin içinde kaybolmuş halde ellemeden bırakmalıydı. Selam arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Ben Betül ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir dış çekim videosu olacak bu. Çünkü evden çıkıp biraz sahil havası almak istedim ve dedim ki madem hazırlanıp dışarı çıkacağım neden bir videoyu izleyicilerimle paylaşmayayım dedim. O yüzden bu videoyu bütün herkesin çok rahatlıkla izleyebileceğini şimdiden söyleyebilmeliyim. Kendi kendinden izin alan insan oldum ben. Şöyle söyleyeyim, 7'den 70'e bütün herkes bu videoyu rahatlıkla izleyip bu kitabı çok rahat bir şekilde okuyabilir. Özellikle ebeveynlere yönelik bir video olduğunu düşünüyorum ben bunu. Çünkü bu kitap o kadar güzel bir konuya sahip, o kadar böyle insanın içine işleyen bir roman ki ben çok beğendim ve kanalımda mutlaka videosunun olmasını istedim. Bu videomuzun kitabı Kennedy'nin Küçük Yılan kitabı. Küçük Yılan kitabı. Aa, konuşamıyorum. Dış çekim onun şimdi arkadan o kadar fazla dalga sesi geliyor ki onu biraz sonra konsantrasyonumu toplayacağım diye düşünüyorum. Evet, şimdi benim bu kitabı bu kadar çok sevmemin nedeni zaten çok büyük bir Küçük Prens kitabının hayranı olmam. Bunda gerçekten hani böyle %50'nin üzerinde neredeyse Küçük Prens tadı aldım. Bu kitabın konusu şöyle. Kitapta Mary adında çok tatlı küçük bir kızımız var. Mary'nin yaşadığı şehir aslında bu kitap tamamen çok güzel atıflardan oluşuyor ve Mary yaşadığı şehirde sınıf ayrımlarının çok büyük ölçüde hissedildiği, bir tarafın çok zengin olup çok yüksek, çok güzel evlerde yaşarken bir tarafın sadece gökyüzüne sahip olduğu ama fakir bir şekilde hayatlarını sürdürdüğü bir yaşam sürüyor. Mary'nin en büyük zenginliği bahçesi. Kitabın orasında spoiler vermiyorum bu arada, o kadar güzel bir anlatım şekli vardı ki gene aynı Küçük Prens'te olduğu gibi büyükler ve küçüklerin dünya görüşü hakkında çok güzel farklılıkları ortaya çıkartıyordu. Mary'nin bahçesinin metrekaresi belli, hiçbir şey bunu değiştiremeyecek ama Mary adım sayısına göre bahçesini isterse bütün gün gezebiliyor. O yüzden bu kitabı bütün herkesin okumasını istiyorum. Mary bir gün bahçesinde gezerken çok enteresan şekilde bacağına dolanan bir şey fark ediyor. Ve karşısına Lanmo adındaki yılan çıkıyor. Arkadaşlıkları bu şekilde başlıyor. Bir yılanla bir küçük kızın hikayesi bu. Ama öyle bir hikaye ki gerçekten çok fazla kitap eleştirmenleri tarafından olumlu anlamda eleştiri almış. Ve bütün ülkelerde yayınlanmış. Hemen hemen bütün ülkelerde yayınlanmış bir kitap. Çok beğendim. O kadar beğendim ki şu an böyle ekrandan hepinizi uzatıp bu kitabı alın okuyun demek istiyorum ben. Mary Lanmo ile tanıştığında onun bir yılan olduğunun farkında. Fakat işin enteresan yanı Lanmo ile birbirleriyle net olarak konuşabilmeleri, birbirlerini anlayıp hissedebilmeleri. Bu yılan açısından da çok şaşırtıcı. Onların ilişkileri Mary çok küçükken başlıyor ve biz kitap boyunca Mary'nin büyümesine eşlik ediyoruz. Büyürken yaşadığı olayları görüyoruz, Mary'nin okul hayatını görüyoruz ve bir yılanla küçük bir kızın arkadaşlığını okuyoruz. Mary bir insan olarak bu hayatta fakat dünyanın getirdiği bazı şeyler var. Mary bir insan, büyümek, olgunlaşmak, yaşlanmak ve daha sonrasında da ölmek zorunda. Lanmo'nun bu dünyadaki görevi ise ne yazık ki insanların canını almak. İşte başta bahsettiğim alıntı da Lanmo'nun kitapta insanlara karşı oluşturduğu düşüncesinden ibaretti. Gerçekten çok fazla alıntı yaptığım bir kitaptı. Altını çizdiğim çok fazla satırı vardı. Sonu muhteşemdi. Sonunu detaylı olarak, detay değil hiçbir şekilde söylemeyi düşünmüyorum. Sonunda çünkü iki karakterimiz öyle şekilde karşı karşıya geliyor ki Lanmo ile Mary'nin ama o arkadaşlıkları, yani okurken ben gözyaşlarıma hakim olamadım. Dili çok güzel kitabın. Her şeyi çok akıcı, sade bir şekilde veriyor. Zaten çok kalın olmayan bir kitap. Şu arkadaki övgü sözlerini, sayfalarını geçersem eğer
148 sayfalık sımsıcak bir kitap. Çok rahatlıkla böyle öğlen başlayıp akşamüstü kahve eşliğinde bitirebileceğiniz ama sizi son derece de duygulandıracak bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Bunu dediğim gibi bütün yaş grupları alıp okuyabilir. Ebeveynler rahatlıkla bence çocuklarını alıp okutabilir. Dünya görüşü, insan görüşü, hayvanlara bakış açısı, evrene bakış açısı bence o kadar güzel ki. İkisinin arkadaşlığı ve birbirleri için yaptıkları şeyler bence çok güzeldi. Şey hissediyor insan kitabın bazı bölümlerinde Lanmo'nun Mary için yaptıklarıyla. Diyorum ki benim de bir tane Lanmo'm olmalı. İnsan gerçekten böyle hissediyor. Çok keyifli bir kitap okudum. Umarım sizlerin de elinize geçer, denk gelirsiniz. Bu kitabı alıp mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum ve Lanmo'nun dediği gibi uçurtmalar hep uçsun. Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bugün Ören'deydik. Arkamda Ören Denizi ve genellikle yazın zaten girip yüzdüğüm deniz burası oluyor. Bu detayı neden verdim bilmiyorum ama bu tarafa da artık yeni yeni böyle alışmaya çalışıyorum. Hatta alıştım diyebilirim. Evet, tamam. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen oradaki like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin aboneliklerinizle gerçekten çok motive oluyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bambaşka kitaplarla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.